Pir Ali oğlu İsmail Şeyh Maşuki küfre girip müminleri İslam'dan uzaklaştırıcı vaaz vermek ve cemaati şeytan işi adetlerle peşinden sürüklemek maksadıyla tarikat kurmak ve mürit edinmek ile itham ediliyorsun. Bir diyeceğin var mı? Şu dünyada meziyetlerin en büyüğü doğru söz söylemek, doğru bildiğini cahile öğretmekse, kainatın hakikati neyse onu der, doğru bildiğimden de başka bir şey söylemem. Susun. Susun diyorum. Herkes dinlesin. Sen Zeynel Efendi, Şeyh Maşuki'nin vaazlarına katıldığını beyan etmişsin. Anlattıklarına şahitlik eder misin? Ederim Kadı Efendi. Birkaç kez dinlemiştim kendisini. Neler söyledi? Anlat bakalım. İnsan kadimdir dedi. İnsana hiçbir şey haram olmazmış. Her insan haşa huzurdan af buyurun Allah'ın ta kendisiymiş. Peki sen Ömer Efendi, bu laflara şahitlik eder misin? Ederim Kadı Efendi. Ölüm yokmuş. Ruh bir bedenden çıkar, başka bir bedene girermiş. Sana Şeyh Maşuki derlermiş. Lütfetmişler. Hakkında dinsiz olduğuna dair iddialar var. Şahitlere göre haşa, herkes Allah'tır. Şeriatın haram dediği her şey helaldir. Livata ve zina helaldir. Kabir azabı ve hesap yoktur. Ruh bir bedenden çıkıp diğer bedene girer. Üstesinden gelirsen ye, iç, yat, uyu hepsi ibadettir. Babam Kutup, ben de Mehdi'yim. Ve daha bir sürü küfre delalet eden sözler söylemişsin. 8 kişi bu sözleri söylediğine dair şehadet ediyor. Bu iddialara diyeceğin nedir? İnsanlar zahire bakıyorlar. Batıni alemi göremiyorlar. Be adam! Oruç, zekat ve hac Yezide Cereme için gelmiştir. Mümin olana yılda 2 kere bayram namazı vardır. O 2 namazda da secde yerinde bizi görün. Diğer bütün ibadetler avam içindir. Onları meşgul etmek ve birbirleriyle uğraşmasını önlemek için. Ne demek? Sen Allah'ın emrini, Cenab-ı Hakk'ın emrini inkar edip müminleri ibadetten soğutmaya çalışıyorsun. Bu sözlerim ehlullah içindir. Namaz, dinin direği, imanın ölçeğidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette namazın önemine işaret edilip kılanlardan övgüyle söz edilir. Sen Cenab-ı Hakk'ın emrini inkar mı ediyorsun? Kur'an'ı zahiren yorumluyorsunuz. Ben batıni ve deruni yorumunu yapıyorum. Bunu görmek için göz, bilmek için ilim lazım gelir. Zina ve livata büyük günah kabul edilirken sen zina ve livatada nesne yoktur demişsin. Müminlerin ahlakını yıkmaya mı çalışıyorsun? Hepimiz topraktan gelmiyor muyuz? Zina dediğiniz toprağın toprağa değmesidir. Ne mahsuru var? Bunlar aşkın lezzetidir. İnsanı yaratan sensin. Bir kadına yaklaşırsın, doğurduktan sonra da Allah yarattı dersin. Benim sözlerim zahirde saçma görülebilir. Ama şerh ve tahlili halinde manidardır. Efendiler, İsmail hala küfründe inat ediyor. Dinsizliği aşikardır. Küfründen dolayı da katledilmeli. Ben de aynı fikirdeyim.
Karar vermek zor. Babası Pir Ali çok muhterem bir insandı. İsmail'in gençliğinden dolayı cehaletine verip memleketine gönderdik. Fakat uslanmadı. Söylediklerine ve 8 şahidin ifadelerine göre ben de zındık ve mülhid olduğuna karar verdim. Şeyhülislam olarak ben de İsmail'in ve onun dinsiz görüşlerini kabul eden 12 müridinin katline fetva veriyorum. Pir Ali oğlu İsmail Maşuki ve müritleri. Bahsi geçen ithamlardan mütevellit suçlu bulunmuşlardır. Müritleriyle birlikte at meydanında kelleleri alınmak suretiyle idamlarına hükmedilmiştir.